Arkadaşlar sınava gidiyor. 16 yaşındaki çocuk gibi. Niye? 34 yaşında kimse sınava gidemiyor ama ayrıca ben üniversite mezunuyum. Bu sınavsız ikinci üniversite. Yok, 3. 3 değil, onu sayma, o başka. 3 la. Hayır ya, sınavsız... Ya dur, başlayamadım. Başladık işte. Hayır, dur ya, selamla başlamak istiyorum. Selam. Şimdi üniversite sınavına gidiyoruz. Yani üniversite sınavı dediğim... sınavsız ikinci üniversite hakkından yararlandım. Anadolu Üniversitesi'ni. Adalet bölümüne yazıldım. Allah beni kahretmesin. Böyle bir bölüm yok. Hayatımda en nefret ettiğim şey ezberdir. Full ezber. Hiçbir şey ezberleyemedim. Hiçbir şey kafamda kalmıyor. Her tarafta maddeler uçuşuyor. Kanuni esasiler, ıslahat fermanları, idari teşkilatlar. Böyle bir şey yok yani. Yok Allah o bölümü okuyana ve hukukçulara yardımcı olsun. Çok zormuş. Ondan sonra da bu sürekli şiştiğim alerjik durumumdan kaynaklı olarak test olmaya gideceğim. Kim bilir nelere alerjim çıkacak. Yani hiçbir şey alerjim çıkmıyormuş. Ben neye şişiyorum o zaman? Uykuya. Şu an benim uyumam niye bu kadar sana sorun oluyor? Doktor ne dedi? Bu kız uyumazsa hasta olur dedi. Doktorun kendisi söyledi sana. Vücuda da şişiyor, ben ne yapayım şimdi? Yani uyuyunca şu sabah şişiyor. Şu an hatta başladı şişmeye. Böyle küçük küçük şurada başlıyor. Ondan sonra şişmeye başlıyorum. Sonra gözüme vuruyor. Sonra boğazıma vuruyor. Ondan sonra zaten iğne yemezsem ya da serum takılmazsa hakkın rahmetine kavuşurum. Allah korusun. Yani Allah korusun da nasıl oluyor? Her canlı bir gün ölümü tadacaktır ama Allah korusun. Genç yaşta Allah korusun. Cübbeli Ahmet Hoca'nın dediği gibi Allah hepimize cuma günü ölmeyi nasip etsin ama bu cuma değil. Çok işimiz var. Sen Ahmet Hoca'yı ne aradın? Cübbeli Ahmet mi istiyorsun? Aşkım adam Facebook'ta, ha, Instagram'da fena var. Gerçi adam viral oluyor, ne konuşsa düşüyor. Ben Nilüfer'de oturuyorum. Sınav Osman Gazi'de çıktı. Ne var yani Nilüfer'de girsem ya? Yollamışlar beni Osman Gazi'ye. Dakikalardır geliyorum. Ne gerek var ya? Sanki Nilüfer'deki herkesi tanıyorum, herkesi organize ettim de bana kopya mı verecekler? Allah aşkına yani. Bu başka ilçeden başka ilçeye göndermeye de gıcık oluyorum. Yolla işte evin yakınında bir yere. Yolla, ne olacak yani? Hayret bir şey. Sinir oldum. Şu an söylenmek istedim. Her sisteme karşı olan öğrenci modeli. Bana şans dileyin. Görüşürüz. Aa, gidiyor. Tut. Sınav bitti. Tam yarım saat. 80 soru yarım saat. Bazıları nokta atışı yaptım. Şeylerden... AVF uygulamasının içerisinde hazırlanmış sorular var. Neyse dur. Efendim. Kapatayım, biraz konuşsun. Ne diyordum ben en son şimdi sana telefon gelmeden önce? Ne bileyim. Adam da uzun uzun konuştu, hiçbir şey hatırlamamam şimdi. Yalanmış. Yalanmış. Ha şey diyordum. Sorular şeydekilerden, bunların AVF uygulamalarında böyle soru şeyleri var. Oradaki sorulardan aynılarıydı bazıları. Daha gördüğüm gibi işaretledim. Bazılarını attım, bazılarını boş bıraktım ama yarım saatte çıktım. Umarım en azından şöyle 50 alsam yetecek. Ah ah, ben buna söyleyecek adam mıydım? Ben üniversitede 99 aldığım zaman üzülen insandım. Şu an diyorum ki 50 alsam oh ne âlâ memleket. Şimdi neyse boşver, artık geçti gitti. Rahatla Netflix'ten Hellboy izleyebilirim. O da nasıl bir dizi? Güzel mi değil mi anlayamadım bir türlü, nereye bağlayacaklar, kopamadım da bizden. Şimdi nereye gidiyoruz? Hayat hastanesi. Evet, niye? Çünkü alerji testi alacağım. Alerji testini de size çekelim. İnşallah fıstık ezmesine çıkmaz Allah. Çıkarsa. Yemezsin. Ay olmaz, bir sürü züberim var. Bir çekmece züberim var. Onları bitirmeden fıstık ezmesine fıstığa alerjim çıkmasın lütfen. Koluma bakar mısın? Koluma. Şu çizgilerin, bu mavi çizgilerin hepsini böyle sivri bir bıçak gibi bir şeyle böyle deldiler. Ben de ilk başta bu sadece kalemleri koydu, ilaçları yaptı. Dedim ki ne kadar güzel, hiç acımadı vesaire. Süreç çok güzel geçti. Ondan sonra bir batırmaya başladı. Aman Allah'ım dedim, ne oluyor? Şimdi 15 dakika bekleyeceğiz. Neye alerjim var, neye alerjim yok göreceğiz. Ondan sonra yanına gideceğiz. Çekimi o sırada yapamadım çünkü iki kişi olması yasakmış. Kolumda 3 tane yerde kızarıklık oldu. 3 farklı şey alerji.
hiçbir şekilde parol dışında ve Selim miydi? Öyle bir şey. Onun dışında ağrı kesici kullanamıyorum. Lojistik falan hepsi yasak. İkincisi paketli gıdalar yasak. Zaten biliyorsunuz sağlıklı besleniyorum. Paketli gıda eve satmıyorum ama bilmiyorum artık yeseydim ne olurdu halim. Bir de mayalı içkiler, viski, bira, işte şarap vesaire onlar yasak. İğne tedavisine başladılar. İki tane bugün oldum. Bahri zor tuttu beni. İğneden çok korkuyorum. Gerçekten Bahri olmasaydı büyük ihtimal hemşire yapamazdı ya da yedek hemşire, doktor birileri daha gelirdi beni tutmak için. Of, ateş bastı yani. O kadar korkuyorum ki kalbim, nabzım o kadar hızlı atıyor ki gerçekten başım dönüyor. Aşı işlemi, iğne işlemi bittikten sonra böyle ayakta duramıyorum. Bugün şimdi bana her şey yasak. Ağır kaldırmak vesaire. Yatacağım. Dinleneceğim. Sınavım da bitti zaten. Gene iğne tedavisi. Gene her şey yasak. Zaten paketli gıda yemiyordum ama şimdi yasak ya. Bütün paketli gıdaları gidip alıp yiyesim geldi. Niye öyle oldu? Bir insana bir şeyin yasak olduğunu söyle, o onu yapmıyorsa da yapar. Değil mi ya? Psikolojik. Ay, nasıl yemek istiyorum şu an? Gözümün önünden Pringles'lar uçuşuyor. Neyse, böyle. Biraz önce kapıdan çıkarken içeriye bir kargo geliyordu. Dedik, benim kargom dedim ben. Büyük ihtimal benim kargomdur. Şimdi dedi ki, yok pazar günü kargo olmaz. Dedim, zaraysa olur. Ben hissediyorum, bu benim kargom. Dedim, çek bir, hani bekle bir bakalım. Aşağı bekledik, tam ben kargo takipten kargoya bakarken kargocu aradı. Gerçekten benim kargommuş. Geldi. Ben yine pazar alışverişini çekmeyi unuttum. Ne zaman alışacağım bu bloğa bilmiyorum. Bu arada ben niye arabanın içerisinde maskeyle oturuyorum? Niye uyarmıyorsun beni maskeyi çıkar altın diye? Maskeyle özleşmişsindir belki. Onunla yaşamayı seviyorsundur. Çok seviyorum. Evet, yine Bahri'nin en sevmediği yer olan Korupark'a geliyoruz. Şu kuyruk Korupark kuyruğu mu? Korupark'ın önünde inanılmaz bir kuyruk vardı. Girmekten vazgeçtik. Of! Anlatırken telefonu düşürdüm. Ekran koruyucum kırıldı. Hem de tam böyle parmağı oynattığımız yerde. Mecbur şimdi ekran koruyucusunu çıkaracağım ve telefonu inanılmaz düşürüyorum. Şu anda da düşürmemem lazım. Çünkü telefonlara 3-4 bin lira zam geldi. Alamam. O parayı ona vermeye gönlüm razı olmuyor. İçim acıyor. Şimdi Yaşar kardeşlerden, bence Bursa'nın en iyi unlu mamullerini yapan yerden bir şeyler alıp anneme gideceğiz. Orada artık bir çay demleriz. Cevizli lokum olabilir, şey olabilir. Cevizli lokum yiyorum. Neydi o? Öbür şey. Haşhaşlı. Haşhaşlı olmuş. İkisi de varsa? Cevizli. Şu sigarayı da bir bıraksa herhalde hayatımın en mutlu günü olacak. Mesela beni Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Sağlıklı besleniyorum. 8 kilo falan verdim. O zaman da çok kendimi kısıtlamadım. Ne zaman kısıtlasam, çünkü kilo veremiyorum. Bu durumlarda böyle canım çok istediğinde çok nadir yiyorum. Hani böyle her istediğimde de yemiyorum. Kendimi çok tutuyorum. Ama canım çok isterse mesela o cevizli lokumu yiyorum. Sonra akşam yemeğinde bir şekilde dengeliyorum ya da işte sporla dengeliyorum. Hafta içinde dengeliyorum. Size şu yolu göstermek istiyorum. Annemlere gittiğim yol muhteşem değil mi ya? Bir taraf yeşillik, bir taraf masmavi. Baksana ne kadar güzel gözüküyor. Evet. Şahane ya. Gerçekten şahane. Oğlum minnoş bir... Ay üstüme atlama, korkuyorum. Çok büyüksün. Şu bizim koyunlarımızı güvenliğini sağlıyor. Bu da, şu da, bu da bakımını sağlıyor. Ya ev hayvanat bahçesi gibi. Şuraya bakar mısınız? Her türlü hayvan mevcut. Bunlar da özel kuşlarmış. Ne yapıyor bunu? Ay bu şey çok pis, gerin. Bunları silsene. Ne? Bunları siliyor ya. Aldım ya. Ev mi lan burası? Hayvanların evi. Ne yapalım? Onlar orada kışlı, onların yazlığı yukarıda. Kerim, ne yapıyorsun şimdi, anlatsana. Abla anlatamam, şu an öyle çekiyor. Çekiyor mu? Çekmez. Kışta yaptın mı? Yok. Kışta yaptım. Benim muhteşem kombinim nasıl ama? O üstündeki...
Tekrar söyle bakayım. Onun üstündekinin takımı 3000 lira senin. Ben şimdi 3000 liralık mont mu giyiyorum? Allah'ım Zara'dan bile pahalı. Pahalı tabii. Ben bunu alıp gidiyorum. Termal o. Tamam ben bunu alıp gidiyorum. Ördek ben de dedim niye için. Üşümüyorum? Ördek avı için. Göstereyim şuymuş. 3000 lira olan mont. Bunu hemen moda yapıyoruz. Ben bunu alıp kaçıyorum. Şunlar da bizim minnoşlarımız. Kardeşimle ortak iş yapıyoruz. Böyle inşallah daha da büyüteceğiz. Bunlardan çok fazla yapacağız. İnşallah üstüme üstüme gelme. Çok kuyruk var sabah diye gelmekten vazgeçmiştik. Ama bari koru parka gelmekten kurtulamadım. Çok mutlusun değil mi? Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Stadio Aris'e gideceğiz, Bülent Bey'e gideceğiz, Mango'ya gideceğiz, Zara'ya. Girmeyiz artık Zara'ya. Zara'dan montumu aldım. Başka orada beğendiğim bir şey yok. Ha bir de şeye girecektik. Ha onu Trendyol'dan halledecektim. Ben hala mont deniyorum. Bu sefer de samont. Bunun kahverengisini almayı planlıyorum. Göbeğe bak. Aynada göbeğini görür müsün? Evet. Güzelmiş değil mi? Güzel olur. En sevdiğim mağaza. Şimdi Esra Ezmeci'nin o muhteşem, herkes tarafından oku diye önerilen kitabını almaya geldim. Güzel kitap gideceğim. Mıknatıslı bunlara bayılıyorum. Çok güzel. Ve indirime girmesini beklediğim ama indirime girmeyip beni çok üzen ama dayanamayıp aldığım montum geldi. Burayı da böyle kapatıyorum. Kabak gibi telefon numaram, adresim var. Video üzerinden de nasıl yapılıyor bilmiyorum. O yüzden böyle bir çözüm buldum kendime. Şimdi açalım. Tam 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 tam. Bir kere de yırtmadan açayım şunu. Güzellik. Dın 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 dın. Kendime bilgi gidiyor. Hemen kalite kontrol. Bir yerinde bir şey var mı? Şu yumuşaklığı anlatamam. Şöyle gösterebilirim ama. Şöyle de göstereyim. Buradan. S beden. Bu vlogun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz çok güzel bir vlog olmuştur. Ben şimdi biraz önce birlikte aldığımız bu kitabı okuyacağım. Haftaya çok güzel bir sürprizim var. Bir ünlüyle bir gün geçireceğim. Ve o ünlüyü şimdilik size söylemeyeceğim. Umarım görüşebiliriz. Bir aksilik olmaz. Bakalım ben de heyecanla bekliyorum çünkü çok tatlı birisi. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.